15. bölüm ölüme yakın. Yıldız sana mı daha yakınım yoksa ölüme mi? Saatlerce Onur'u izledim. O yan sıramda oturmuş kıpırdamaksızın sadece nefes alıp vererek uyurken benim gözlerim bir an olsun onun üzerinden ayrılmadı. Kahverengi saçlarındaki hafif kızıl ışıltılar, kalın dudakları, yüzüne hüzünlü bir ifade veren kızıla dönük kahverengi kaşları, yeni tıraş olduğunu belli eden kaşlarıyla aynı renk sakalları, kusursuz bir tablo. Bir insana karşı ne hissedersem hissedeyim görünüşü hakkında asla yalan söylemem. Onur Zorlu'ya karşı ne hissettiğimi de bilmiyorum ama gözlerimin gördüğü görüntü bana kusursuzluğu hatırlatıyor. Onur çok güzel, yüzü, elleri, nefes alışı. Güzel kelimesinin cinsiyeti yok. Güzel demek güzel demek, her şeyiyle, sesiyle, nefesiyle, kalbiyle. Kalbini henüz göremesem de geri kalan her şeyine dayanarak söylüyorum, Onur Zorlu çok güzel. Tanıştığımızdan beri ilk defa onu uzun uzun izleyip düşünme fırsatı buldum. Yüzünü inceledim, ellerini, mimiklerini, nefesini. Onur'un üzüldüğü bir şeyler vardı. Yıllardır yüzünde bu üzgün ifadeyi taşıdığına öyle emindim ki, sanki üzerinde 15 yıllık bir hüznü taşıyor gibiydi. Belki de daha fazlasını, hayatını bir hüznün etrafına inşa etmiş gibi bakıyordu. Gözleri kapalıyken bile bana bakıyor gibiydi. Yüzünde gözleri kapalıyken bile hüzünlü bakar gibi bir eda vardı. Onur Zorlu uyurken bile hüzünlüydü, uyurken bile sinirliydi, kızgındı. Çünkü onun yediremediği bir şeyler vardı. Unutamadığı bir haksızlık vardı. Gözleri açıkken de kapalıyken de sanki bir görüntü aklından gitmiyordu. Silemiyordu o görüntüyü. Kurtulamıyordu. Kaşlarımı çatarak ona doğru eğildim. Kendimi o kadar çok kaptırmıştım ki yüzüne doğru yaklaştım, yaklaştım. Ne, diye fısıldadım cesaretle, seni üzen ne? Kıpırdamadı. Gözlerini açmadı. Nefes alışı değişmedi. Uyumaya devam etti. Ama benim içimde bir yerler hiç rahat değildi. Ruhunu rahatlatmak istiyordum sanki. Onu mutlu etmek, bütün derdini tasasını silip süpürmek istiyordum. Bu arkadaşlık değildi, bu aşk değildi, bu bağlılık değildi. Bu benim içimdeki insanlığı, onun kalbinin etrafını saran tozları gösteriyordu. Kendimi geri çektim. Yutkundum ve derin bir nefes aldım. Tam o sırada Onur'un nefesinin de derinleştiğini fark ettim. Derin bir nefes aldı ve ağır ağır gözlerini açtı. Ela gözleri çatılmış kaşlarıyla birleşince ortaya kafası karışık bir Onur Zorlu çıkmıştı. Gözleri gözlerimle buluştu, sıradan gözlerimi onun sıra dışı gözlerinden kaçırmadım. Meydan okur gibi dimdik baktım gözlerine. O da benden farksızdı. Gözleri tereddütsüzce bana bakıyordu. Bir süre o şekilde kaldık. Gözleri gözlerimde, başka hiçbir yeri hiçbir yerimde değil ve bu bana haksızlığın dibini hissettiriyor. Başını kaldırdı, ağır ağır duruşunu dikleştirdi gözlerini üzerimden ayırmadan. Beni uyurken izlemek hoşuna gidiyor sanırım, diye mırıldandı, bu iki oldu, kül kedisi. Gözlerimi kıstım. İnsanları, bütün insanları izlemek hoşuma gider. Yutkundum. Onur'un tek kaşı havaya kalkarken sert bir sesle emretti. Öyleyse bir daha beni izleme. Herkese yapmaktan hoşlandığın şeyleri bana yapma. Ben herkes değilim. Sonra durdu, başını kaldırdı ve acımasızca ekledi, ben senin hiç kimsen bile değilim. Haklıydı. O benim için ne herkesti ne hiç kimseydi. Ona verebileceğim bir sıfat yoktu. Çünkü o benim hayatımın içine dahil değildi bile. Öylesine vardı işte, figüran gibi. Bütün insanlığın başrolü olabilecek bir çocuk, benim hayatımın yan rolü bile değil. Belki de figüran olabileceği tek hayat benimki ve benim hayatıma hoş geldi. Biliyorum. Rahatsız olarak başımı sola doğru çevirdim ve elimi boynuma götürdüm. Boynumu psikolojik ihtiyacımdan ötürü kaşıdığım sırada Onur'un bakışlarını üzerimde hissettim. Hiç uyumadın, değil mi? Başımı salladım. Hiç. Kendini öldürmeye çalışıyorsun. Görebiliyorum. Ama izin vermek gibi bir niyetim yok kül kedisi. Anlık bir öfkeyle ona doğru döndüm, sesimi yükselttim. Doruk'un bana prenses demesiyle defalarca dalga geçtiniz. Kahkahalarla güldünüz. Şimdi kül kedisi diyen sensin. Prenses kelimesini komik kılıp kül kedisi kelimesini normal kılan ne? Onur gözlerime baktı, dudağının tek tarafı hafifçe belli belirsiz kıvrıldı. Konuyu değiştirme çabanı takdir ettim. Konu senin uyumuyor oluşun. Ve sana bu konuyla ilgili tek bir şey söyleyeceğim.
Evet. Şu an bir grubumuz, 4 kişi. Her grupta birinin sözü dinlenir ve emin ol Burak da Mert de sözü dinlenilecek kişi olarak parmaklarıyla beni gösterirlerdi. Yani grubun başı benim. Sinirle derin bir nefes aldım. Bana çete liderliği konuşması yapıyordu. Kendimi Arka Sıradakiler dizisindeki Oktay'ın sevgilisi Gamze gibi hissettim. Tek fark Onur zorluğuyla bırakın sevgili olmayı arkadaş bile olmuyor oluşumuzdu. Başımı salladım sakinleşmeye çalışarak. Yani emirleri ben veririm. Şimdi emir verilen taraf olma sırası sende. Kaşlarımı çattım. Bana emir mi verecekti? Zaten yaptığın her konuşma emir niteliğinde. Kapıyı kapat, yerleri sil, sınıfa gel, onunla konuşma, şununla konuş, arkamda dur. Fark ettiysen emir kipi içermeyen tek bir cümlen yok. Ne hoş. Emir verdiğimin bilincinde olarak dediklerimi yapıyor olman beni derinden etkiledi. Öyleyse yeni emirlerim gözlerini yaşartacak. Bu şekilde alayla konuşuyor olması sinirlerimi bozdu. Alt dudağımı ısırarak ağır ağır ayağa kalktım, sırasının tam önüne gittim, ellerimi sıranın üzerine koydum ve ona doğru eğildim. "Benden ne istiyorsun?" diye mırıldandım. Gözlerime uzun uzun baktı. "Uyumanı," dedi. Kaşlarımı çattım. Yüzüne şaşkınlıkla baktım. "Ne? Senden," dedi tane tane, "uyumanı istiyorum. Konferans salonuna gideceğiz. İşimizi halledeceğiz ve döndüğümüzde sen uyuyacaksın. Ben sana uyu dediğimde uyuyacaksın. Uyan dediğimde uyanacaksın. Çünkü ölmeni istemiyorum." Sinir bozukluğuyla kendi kendime hafifçe kıkırdadığım an elimle ağzımı kapattım. Bu çocuk beni delirtecekti. Ciddiyim, bu iş bittiğinde sonum akıl hastanesinde olacaktı. Ciddi ciddi konuştu, "Bu grubun lideri benim," dedi, "verdiğim emirleri uygulayacaksın," dedi, sinirlendim ve verdiği emir uyumam. Bana uyumamı emrediyor. Gözlerine baktım, ufacık bir parlaklık gördüm gözlerinde. Onur Zorlu'nun gözlerindeki o karanlığın ardında yanan ufacık bir sokak lambası var ve ben o sokağı lambalarla donatmak istiyorum. Çünkü biliyorum, kötü değil, içindeki insan kötü değil, kalbindeki insan kötü değil. Çünkü uyumamı istiyor. Çünkü uykusuzluktan ölmemi istemiyor. "Şimdi telefonunu çıkar," diye emretti kendi telefonunu da çıkarırken. Dediğini yapıp cebimden telefonumu çıkardım. "Ne yapacağız? Burak'ı ara. Ben de Mert'i." Şaşkınlıkla baktım yüzüne. Burak ve Mert sınıfın dip köşesinde uyuyorlardı. Onur tahammülsüzce telefonu işaret etti. "Ara," dedi sertçe, sorgulama. "Bipolarsızlığımın katili, dengesizliğimin mimarı Onur Zorlu. 2 saniye gülsem 3. saniye sertleşip elimdeki tüm güzel materyalleri alıp götürüyordu benden. Rehbere girdim, Burak'ın numarasına tıkladım ve telefonu kulağıma dayadım. Burak ve Mert'in telefonları aynı anda çaldığı anda ikisi de yerlerinden sıçradılar. Uyanıp sersemlemiş bir edayla telefonlarını aramaya koyulduklarında başımı Onur'a çevirdim. "Kapat," dedi. "Bu muydu? Uyandırmak için yanlarına gitmek yerine onları aramış mıydık?" Sinirle telefonu kapattım ve ana ekrana baktım. Şarjımın %10 olduğunu görüp içimden ufak bir küfür savurdum. Cevapsız çağrılar kısmına girip 37 yeni çağrı bildirimini görünce sıkıntıyla nefes verdim. Ne annemle ne babamla ne de beni düşündüğünü söyleyen hiçbir insanla konuşmak istemiyordum. Annem ve babam her zaman yaşadıkları her türlü sorunu bana yansıtan ebeveynler oldular. Beni her sorunun merkezine koydular. Her kavgalarına şahit oldum, her hareketim suçlandı, hiçbir hatam affedilmedi. Bir insanın içinde hiç mi anne baba sevgisi kalmaz? Bırakmadılar. İçimde onlara karşı gram sevgi bırakmadılar. Benimle hayatları boyunca ilgilenmeyen bir anne baba ikilisinin şimdi ilgilenmesini istemiyorum. Merak mı ediyorlar? Eh, etsinler. "Abi siz manyak mısınız ya?" dedi Burak uyku mahmurluğuyla. "Zeynep, aynı sınıfta olduğumuzun farkında mısın? Hadi Zeynep yanıma gelmeye çekindi diyelim. Abi sen 2 sıra ötendeki Mert'i aradığının farkında mısın? Yemin ediyorum sinirlendim şu an ya, gitti rüya." Son cümle kurulana kadar Burak'ın cidden sinirlendiğini düşünüyordum. Ama son cümle, son 2 kelime ağzından çıkar çıkmaz sinir bozukluğuyla güldüm. Kim bilir ne görüyordu rüyasında. "Abartma Burak, ne gördün kim bilir de sinirlendin böyle," dedi Mert alaycı bakışlarla. Kızıl saçlı bir kız vardı.
Vardı işte, diyerek göz kırptı Burak hepimize dönerek, anlarsınız ya. Tanrım, tüm erkekler böyle rüyalar görmek zorunda mıydı? O an gözlerim Onur'a kaydı. Acaba o da böyle rüyalar görüyor muydu? Sorsa mıydım? Ne denir ki? Onur, rüyanda cinsel ögeler var mı? Böyle birden pat diye sorsam, şoka girse. Ben kötü bir rüya gördüm ya, diye mırıldandı Mert düşünceli bir halde. Sonra gözleri bana kaydı. Kaşları çatık bir şekilde uzun uzun bana baktı. Ben soran gözlerle ona bakarken Onur'un cümlesini duydum. Mert. Mert gözlerini benden ayırmayınca Onur hafif bir öfkeyle burnunu çekti. Zeynep'i izlemen bittiyse çıkabilir miyiz? Kızmış mıydı? Benim için, en yakın arkadaşına. Mert gözlerini Onur'a çevirdi. Zeynep'i gördüm rüyamda. Dedi rüyasının etkisinden çıkamamış gibi. Ben tam rüyasını soracaktım ki Onur araya girdi. Harika. İstersen biz çıkalım, sen Zeynep'e rüyanı anlat. Mert anında gözlerini devirdi. Abi amma olay yaptınız ama. Kötü bir rüyaydı, etkisinde kaldım. Garip oldu birden böyle karşımda görmek, gerçek gibiydi. Yutkundum. Ne gördün? Rüyalara çok önem verirdim. Bu zamana kadar rüyamda ne görsem gerçeğinin yaşandığına şahit olmuştum. Sanki gelecekten haber veriyorlardı bana, ya da benimle ilgili bir başkasına. Öldüğünü gördüm. Mert'in cümlesiyle bir an dona kaldım. Olduğum yerde dondum ve Mert'e baka kaldım. Onur'un bile o an donduğunu hissettim. Bir saniyeliğine gözleri bana kaydı ve öyle kaldı. Yanında Onur vardı. Karanlık bir koridorda öldüğünü gördüm. Fazla gerçek gibiydi. Korkuyla tüylerimin diken diken olduğunu hissettiğimde garip bir şey daha oldu. Onur'un, Burak'ın ve Mert'in birbirlerine şok içinde baktıklarını gördüm. Onur yutkundu ve gözlerini kırpıştırdı. Burak dehşete düşmüş gibiydi. Ne, diye fısıldadım, ne oldu? Kimseden ses çıkmayınca sınıfta ölüm sessizliği oluştu resmen. Korkumda...